Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sık sık video çekmeye çalışıyorum. Gündüzleri hisse teknik analizleri, gün içerisinde de genel piyasa, işte kur, altın, emtia ve eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Biraz hızlı konuşuyorum videoları kısa tutmak ve izlenebilir olması açısından. Umarım anlaşılır geliyordur. Arada da ı u dememeye çalışıyorum. Bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı vardı. Beklentiler dahilinde faizleri Sabit tuttu ve bu da dolar TL'yi TL'de biraz daha değer kazancı sağladı. Ee, TL gerçekten 2021 yılının en çok getiri sağlayan şu anda kurlarından biri oldu. Daha önceki videolarımı izlediyseniz, şu an sağ üst köşeye koyuyorum daha önceki videolarımdan bir tanesine. Ee, dolar TL'de bu yönü bekliyordum. 685'e kadar bir geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum. Bu kama formasyonunun e, devam edeceğini düşünüyorum ki yıllardır. TL negatif olan bir insanım. TL'ye güvenmedim yıllardır. Aslında şu anda da güvenmiyorum. Ama teknik analize güvenim sonsuz ve gerçekten de formasyon kendini gösterdi. Hatta 750, 7.80, pardon, 788 civarlarında 720, 7 seviyesinin geleceğini söylediğim arkadaşlar biraz ben dalga geçmişti. Buradan da onlara selam olsun. Eğer 685 seviyesi kırılırsa ki kırılma ihtimali çok düşük görüyorum. 670'i dip olarak görüyorum. 670'in altına da inmesini imkansız olarak değerlendiriyorum. Eğer başka bir e, ajanda yoksa kafalarında politika yapıcıların. Bakın 200 günlük ortalamanın bile altına çok nadir gelmişken son 20 yılda bu kadar güçlü gelmiş olması gerçekten çok e, sürpriz, çok heyecan verici ama bu formasyonun kama formasyonunun yakında kırılacağına inanıyorum. Mart başı, Mart ortası gibi. Bundan sonra 200 günlük ortalamayı bir daha test edecektir. İşte 7-20 civarında. Sonra bir dip daha yapıp 2020 zirvesini yani 850 seviyesini yeniden test edecektir diye düşünüyorum. 2021 sonu, 2021'in ilk yarısı gibi diyebiliriz. Tabi bu zor bir e, beklenti ama bunun gerçekleşeceğine inanıyorum yani bu 8 6 85 seviyesinden de pozisyon açmayı düşünüyorum. Zaten maalesef o kadar kötü yönetildi ki para politikası yıllardır. Şu anda bile yani bu %16'lık getiriye rağmen mevduat sahipleri dolardaki mevduatlarını bozup TL'ye geçmiyorlar. Bakın %15 şu an yani şu an bile şu an bile doları satıp TL'ye geçip mevduata yatırsanız %15 yani dolar 8 olana kadar kardasınız. 8'in üstüne çıkmalı ki atıyorum 1 yıllık bir bono aldınız diyelim %15 getirisi olan. Ya yani 1 yıl içerisinde 8'in üzerine çıkmalı ki siz zarar edesiniz. Ama ya normal şartlar altında da e, ya yani faizin bu durumda kaldığını varsayarsak mesela 1 yıl boyunca 800'e çıkması aslında imkansız. Ama gel gelelim kimse bu senaryoya güvenmiyor. Yani ben 685 670 dedim ama hani 670 imkansız dedim kırması. Ama buradaki varsayımım faizlerin işte bir süre sonra artık düşmeye başlayacağı. Yoksa Türkiye bundan sonra 2-3 yıl daha %17-18 faiz verse dolar tl 3'e de düşer. Ama bu senaryoda tabii ki istenen bir senaryo değil. Gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Aslında emtiyalarla ilgili bir video çekecektim bugün. Ama Merkez Bankası para politikası kurulu TL'yi de ekletmeme sebep oldu. Altına bakacak olursak altında daha önceki videolarında da değindiğim bir tane videoyu daha koyuyorum sağ üst köşeye bakarsınız. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarıdan kestiği ölüm kesişimi formasyonu dün ve bugün artık gerçekleşti. Bu formasyonun gerçekleştiği son 6 seferde de altın %15, %10-20 daha doğrusu aralığında aşağı gelmiş. Bakın %10 aşağı gelse buradan 1780'den %10 aşağı gelmesi demek 1600 seviyesi yapar. Eğer 1600 seviyesine kadar gerilerse ki aslında çok da uzak bir yer değil Nisan 2020 bu gerileme beni çok şaşırtmaz ee, ama beklentim 1680 seviyesi aslında ben altında da yükselen trendin devam edeceğini düşünüyordum ama bir süredir düşüyor. Neden düşüyor sorusu varsa eğer aklınızda cevabı da çok basit ee, US 10 years yani... Amerikan devlet tahvili, 10 yıllık devlet tahvili. Amerikan 10 yıllık devlet tahvili aslında bütün finans ekonomisinin dayandığı bir sütun diyebilirim. Ben böyle değerlendiriyorum. E gerçekten bütün dünya ekonomisi bile neredeyse Amerikan 10 yıllık tahvil üzerinden dönüyor. Neden? Çünkü bu tahvil risksiz yatırım olarak değerlendiriliyor. Yani risk free rate diye geçer. Bütün hesaplamalarda bu alınır. Neden risksiz? Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın ya da Amerikan devletinin daha doğrusu Merkez Bankası aracılığıyla her zaman para basıp teorik olarak en azından sizin Amerika'ya vermiş olduğunuz borcu geri ödeyebilme yetkisi, yeteneği var. Yani kağıt sonuçta size kağıt basıp borcunu geri verecek. Dolayısıyla bunun default etme ihtimali hiçbir zaman yok. Aynı şekilde mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TL olarak bas tabii özür diliyorum bir daha başa döneceğim. Bunu yapabilir teknik ve teorik olarak tek bir maliyet var o da enflasyon. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu yapabilir eğer TL enflasyonunu gözü alırsanız. Ama mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapamaz? Dolar cinsi borçlarını ödeyemez. Çünkü dolar basabilme yetkin yok. Konuyu fazla dağıtmadan yeniden altına dönmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Ağustos'tan beri yükselen bir getiri grafiği var bu getiri yani %1.30 şu anda. Bu arttıkça altın düşmeye devam edecektir. Ve 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. İlginç bir şekilde uzun bir süreden sonra ve gayet güzel bir kanalda teknik olarak da yükselmekte getiriler. E, bu daha ne kadar daha böyle gider bilmiyorum. Ama e, enflasyon ve işsizlik Amerika'daki veriler izlenecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın mesela Türkiye'dekinden farklı olarak enflasyon ve işsizlikle mücadele görevi var. Türk Merkez Bankası'nın ise finansal istikrar yani enflasyonla mücadele görevi var. Aslında kurla mücadele etmiyor Türk Merkez Bankası. Etmek zorunda da değil. Altını bir kere daha toparlayacak olursak altındaki aşağı yönlü hareketin sebebi Amerikan 10 yıllık tahvillerinin yukarı gitmesi. Ben altında değilim. Başka bir değerli metal olan gümüşteyim. Gümüşü çok daha fazla beğeniyorum. Daha önceki videolarda yine açıkladığım gibi gümüşün yukarı gitme sebebi de bakın görüyorsunuz 200 günlük ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altın aşağı giderken bunun sebebi tamamen gümüşün yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılacağı beklentisi. Ve daha önceki ETF videosuna da değinmiştim. Büyük ETF'lerin gümüş pozisyonları var ama bu pozisyon kadar gümüş yok. Yani şu an dünyadaki fiziksel olarak var olan gümüşün yaklaşık 10 katı gümüş pozisyonu var. Yani sizin bankada siz gidip gümüş aldığınızda o gümüş aslında yok. Ve bunlar eğer bir gün ver benim gümüşümü dediğinde binlerce yatırımcı gümüş fiyatları gerçekten uçacak. Geçtiğimiz hafta GameStop'taki short squeeze'den sonra gümüşte de böyle bir hareket olmuştu. Bunun işte çok yukarı gideceği falan bekleniyordu. Ee, daha sonra büyük ETF'ler marjinlerini güncellediler. Ee, ve bundan sonra bir süre dengelendi ama bu dengelenmenin çok uzun süre olacağını düşünmüyorum. Eğer bakarsanız bütün devletlerin, bütün büyük şirketlerin 2020-2030 artık ajandasında yenilenebilir enerji, işte environmental social governance yani çevresel ve sosyal yönetim kaygıları söz konusu. Diğer bir değerli metal ise platin benim takip ettiğim. Bakın platinde de. 2020 yılından sonra çok güçlü bir yükseliş geldi, özellikle 1180 seviyesini kırmasıyla beraber yukarı gideceğini düşünüyordum. Aslında daha önce 1000 seviyesinden sonra bunun geleceğini bekliyordum. Ama platin maalesef Türkiye'de çok fazla alabileceğiniz bir aracı kurum yok. Daha çok işte forex şirketlerinden yapabilirsiniz. Kaldıraçlı yatırımda kesinlikle önermiyorum. Eğer çok yüksek bir risk aldığınız yoksa. Platinde de Fibonacci çizdiğimizde gerçekten matematiğin sürprizi olarak bakın 0.50 Fibonacci seviyesinden dönmüş 1350 şu an ben bir 1180 seviyesine kadar düzeltme bekliyorum bu düzeltmeden sonra bu sene içerisinde 1500 seviyesini göreceğimize inanıyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir kanalıma da üye olup videoyu da beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bol kazançlı günler diliyorum. İyi günler diliyorum.